Efendim Antakya'dayız, birinci saat içindeyiz ve de güzel Burç Tugay kasabından başlıyoruz. Sevgili Ümit kardeşimiz burada. Ümit'ciğim selamlar. Merhaba abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Tugay kasabı kaç yıllık bir işletme, ne zaman, nedir abi, olayı nedir, bize bir anlatır mısın? Bir yandan da içeri girelim. 1995 yılından beri hizmet veren bir sektör. 95. Aynen, 95'ten beri babamla beraber işletiyoruz burayı. Evet, burası kasap dükkanı. Kasap dükkanı. Herkes ya. Kasap dükkanı, bir de restoran tarzı bir kasap dükkanı. Ha, restoran tarzı kasap dükkanı, evet, güzel. Efendim. Şuradan bakalım abi etlere. İlk önce bizim vitrin. Aha, güzel. İçeride böyle mevzular var. Dana etimiz de bulunur efendim. Tamam, peki biz ne yiyeceğiz bugün? Bugün tepsi kebabı, kebap nazik. Kebap nazik. Evet, kebap nazik. Adı bile güzel. Kebap nazik diye bir de arkasında bizim özel sunumumuz var. Sunum. Yeti kebabıyla lokum kuşbaşı. Güzel, hadi bakalım. Geldik abi. Şu anda Ender'in de çekimi var. Inception yapıyoruz. Çekimin içinde çekim. Buna şimdi pastarı bunu... miksere koyar. Biz zırhla çekeriz. Hiç miksere koymayız. Ne yapıyor abi şimdi? Neyle başladı? Tepsi kebabıyla başladı. Tepsi kebabı. Aynen. Buradaki mevzu? Lahmacun. Lahmacun içecek. Lahmacun da mı var sizde ya? Evet. Lahmacun var. Kebabımız var. Şimdi ne yapacağız? Sırada ne işlem var? Şu an sırada şeyimizi kuyuyoruz, hepsimizi kuyuyoruz. Tamam. Daha sonra kaburga etimizi makineyle bir defa çekip karıştıracağız kendisini. Tuz ve isteğe göre kaburga etini. Sonra tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizeceğiz. Fırına atacağız. Fırına atacağız. Kaç dakika? 20 dakika. Yani bizim taş ocağı olduğu için fırın. Evet. 20 dakika. Yani şimdi... Yani şu noktadan itibaren 30 dakikamız var yemeğe, değil mi? Evet. Çok evet. Acıktık abi. Çok acıktık abi. Et geliyor abi. Geçelim abi. Peki abi. Et bu, kıyma olacak. Şeydir, evet. Evet abi. Şimdi tuzunu koyacağız. Ver abi. Özellik zırhla çekilmesi. Yani şimdi bunu miksere koyuyorlar, o lezzetli olmuyor. Yok, eti. Eti de makinede bir çekmek gerekiyor. Kaburga, kemiği yapan et. Niye et olursun? Ya şimdi zırhla çeken var, makine çeken var. Burada Antakya'da genellikle makineden çekelim. Biz tuzunu koyuyoruz, göz ayarı. Şimdi en önemli olan biz buranın yoğurması. Burada tekrar şeyler. Evet. Ya artık şey, zırh işi mi bitti? Yok, işi bitti. Şimdi yorulacak güzelce. Ümit Bey, ben de çömle getir oğlum. Ümit de geçti. Evet, kendisi yapıyor. Zırh çekmekte ne var dedi. Ne var dedi, değil mi? Bak, orada bir mevzu daha var. Su geldi. Su içeri de şey attı, salça attı. Salça attı. Şimdi Ender'e şu salçayı çıkardık, şu salçayı koyduk tepsiye. Güzelce bir sürdük tepsiye altına. Yani şart kiremit tutal olması değil, normal tepsi de olur. Olur mu? Harika bir tepsi de olur. Tabii olur, olur, olur. Bu da lokum eti, bonfile. O ne olacak? Lokum eti yapacağız abi. Kuşbaşı.
Baba sen ne yapıyorsun? Aynı domatesi mi şey yapıyorsun? Enver abi bunun işlemi tamam. Var. İyi karışacak firmaya. Aynen. Dur bekle beni. Sen geliyorum. Ne abi? Ben et girecek. Hafif karabiber. Hafif franeskesi. Karabiber. Tuzunu da ekliyoruz ya, Ender abi. Bizim şey gibi ya. Adana'dan mucul. Allah'ım aynen. Evet, şu şekilde tanışıyor Ender abi. Bir tek bizim Antep lahmacun değişik. O soğan su, basalı sakın. Yani Antep. Ben de Ankara lahmacuncuyum ya. Evet. Sen Ender abi, kralı. Ender abiye gel. Ender abiye gel. Lahmacun orada ya. Ankara'ya koştun. Lahmacunun kralı. Kralını Ender, Ender abi yapar. Onu Antep'te soğan lahmacun yapıyorlar. Bizim Adana'ya ben söylüyorum. Yanda soğan doğranıyor, yanda ağlamaya başlarım ben şimdi. Aynen öyle. Lahmacun ne oluyordu be? Lahmacun abi. Nerede geldi? Emir abi, şimdi bu biz ne yapıyoruz? Bu tavayı şimdi böyle kesiyoruz. Aha. Güzel. Bunun hem iyi pişmesi ki. 4'e veriyoruz. 5 yıl altında bilebiliriz. Şöyle. Yani büyük tava olduğu zaman bunu servis yapmak amacıyla yaparız. Şimdi üzerine evet. Soğan ağlattı be. Hocam Bey hazır mısın? Hazırım. Ben bu mevzu için bekliyorum. Abi, şimdi bu tepsimiz oldu. Fırın nerede abi? Yan taraf. Yan taraf. Birazdan fırına geçecek. Ender abi bunu da işlemi tamam fırına gidecek. Lahmacunumuz. Aynen lahmacunumuz. Ender Bey de fındık 3 tane hazırlayın. Güzellerden. Yok fındık yapmayın ya. 1/2 mi? Tamam. Tamam. Adana. 1/2 yapsın tamam. Hadi bakalım. 2 tane tamam hadi. Ümit yemesin. Hadi gidelim abi fırına. Hadi abi. Hadi geçelim. O zaman fırına geçiyoruz abiler. Güzel. Evet abi. Şöyle. Burada hazır lahmacunlar var. Bunlar ne abi? Eve mi gidecek? Abi evet, eve gidecek. Başka siparişler. Evet, başka. Şunlar. Bu kağıt kebaplar da başka sipariş. Bu kağıt kebapları da başka sipariş. Abi ne güzel. Evet, eve gidecek. Yanda kasap var. Orada et ve bütün müştemiler şey yapıyor, halloluyor. Sonra fırına gidiyor. Ondan sonra burada fırın, hamur filan bütün işler burada. Evet. Abi şahane ya. Ardından abi paketleyip eve yolluyoruz. Paketleyip eve yolluyoruz. Vallahi nefis ha. Abi dur sen ne yaptın ya? Ooo. Salçalı sudan da. Vay anam vay. Vay arkadaş. Bizim tepsi kebabına biz gelene kadar atmışlar bile ya. Fırında gösterelim. Kara fırın. Odun ateşi. Taş taban. Hadi bakalım. Ben öğrendim şimdi yani. Abi bir daha söyler misin Ümit? Bu ne? Bunlar pişmiş. Pişmiş soğutuyor. İstanbul'a evet abi. Gidecek abi. İstanbul'a gidecek. Evet abiciğim. Abba. İstanbul'a yollayacağız bir tane. Abba. Çok iyi be. Pişmemiş hali. Bunu da gösterelim. Pişmemiş hali de bu. Evet. Hadi bakalım. O zaman bir bıkmadan, usanmadan izleyebilirim ya bu arada. Var mı böyle bir şey? Sabahtan saat 10'dan baştan akşama kadar. Hay maşallah. Sağ olasın. Abi zırh da maşallah yani. Evet abi. Kaç kilo zırh? Ben 130 kilo. Abi şu an şu şekilde soksun da yukarıda. Hay hay. Afiyet olsun. Bu da fırına gidiyor. Bu da fırına gidiyor. Hadi yola. Gel fırına götür onu. Haydi. Götüye buyurun. Gel gel. Gitmeyin. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Evet. Beyti kıymamızla lokum kuşbaşımızı atıyorum abi. Beyti kıyma. Evet. Lokum kuşbaşı. Evet abi. At bakalım. Hayırlısı. Ne olacak abi bunlar? Kebap güzel. Nazik mi olacaktı? Kebap nazik etimizi önceden attım. Kebap attın. Aynen. Aynen sağlıkta. Dur bakalım onu. Patlıcan da közleniyor. Közlüyorum.
Tamam. Daha sonra patlıcanla bizim süzme yoğurdu karıştırıp evet. Onu önden çömleği biz açıp şeye atacağız. Fırına atacağız. Güzel bir şeyler çıkacak diyorsun. Oo, çok özel bir şey çıkacak. Bak. Ne hazırlıyoruz abi? Evet abi. Bu kebap nazik olacak kebap şimdi. Kebap nazik. Evet abi. Patlıcanı közledik. Doğru. Ve sıcak. Şimdi bu patlıcanı soyup kebap nazik yapıyoruz. Aynen abi. Süzme yoğurttan kebap nazik yapacağız. Sıcak mı geldi burada? Hem de nasıl? Of, patlıcanın kokusu nasıl? Kesinlikle koku. Vay vay vay. Biraz ümit kesemiyor ya. Kıyamıyoruz abi. Ben mi yapsaydım? Evet abi değil mi? Şu an. Vay. Sarımsak severiz değil mi? Zırh kullanmayana kız vermiyorlar. Yok vermezler. İlla herkes zırh kullanır. Aynen. Sarımsak seviyoruz. Tabii. Severiz abi yardır. Sarımsak sevmeyen zaten bu yapısı bizden değildir. Sağdan sağdan heh. Öyle. Aynen. Güzel hareketler. Seri. Aferin. Hadi bir. Önder görüyorsun biliyorum bu işi ya. Öyle aynen. Hızlı hızlı. Sen Ankara'da onun iyisini yediğin için. Kralı. Kralı. Şu an. Oldu mu? Oldu. Bu nereye? Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Evet abi. Süzme yoğurt geldi. Evet. Üzerinde köz patlıcan ve sarımsak. Böyle bir güzel hamurluyoruz onu. Karıştırıyoruz. Daha sonra şöyle bir karıştırıver hadi kardeşim hadi bir seri hareketlerle ya geç kalmayalım illa ben mi geçeyim ya mutfağa illa ben mi yapayım yedik ya geç kalmayalım bu arada bizim acık tepsi bir. Fırına girdi ya değil mi? Evet. Abi 15 dakikası kaldı. Aha. Ve şu an bunu da bir fırına atacağız abi. Şaka yapıyorsun. Evet abi. Anam anam. Bu da fırına girecek ve daha sonra üstüne kebabımızı koyup en son tereyağıyla pulveri atacağız. Hadi bu da gitsin. Evet. Lahmacun açılıyor. Aha. Bizim tepsi mi o ya? Biz çıkardık hepsini bir çekelim. Ha beraber çekelim. Aba. Bak burada lahmacun pişiyor. Orada tepsi kebabı var. Öbür tarafta kebap nazik var. Antakya'ya şahane bir başlangıç yaptık ya. Antakya bu kadar güzel başlayabilir değil mi? Ötesi yok herhalde. Geldi, geldi. Al abi sen. Al al al. Evet. İçeride yine içeriden sesler gelmeye devam ediyor. Var, var, var. Şu işçiliği mutlaka göstermemiz lazım ya. Şuna bak ya. Süzme yok. Etrafında beyti kıymayla lokum kuşbaşı olacak abi. Oha. Soğanımız abi. Soğan da pişmiş geldi. Evet. Soğan en sevdiğim. Valla. Gel. Olmaz soğumazımız abi. Soğanlar Reyhan burada. Aha domates geldi. Izgaradan. Kabuğunu soyuyorsun. Evet. Özel güzel sen servis yapıyorsun yani. Süper bir özel bir tabak yapıyorum abi. Gel abi. Bak. Pişmiş patlıcanımız abi. Evet abi. Üstüne kebap mı çekeceğiz? Kebap naziyi şey yapacağım abi. Kebabı koyacağım üstüne. Üç parça yapıyorum abi. Ben de oturup yiyeceğim. İlla yiyeceksin yani. Aynen. Neşet yemeyecek mi? Neşet abi de yiyecek. Özel oldu, özel. Adam aç gelmiş. Gördün mü abi ben ufak bir parça aldım sadece. Evet, yani. Senin lahmacun da gitti zaten Neşet yiyecek onu. Ya yanlış hesap yapmış. Evet.
Karşımızda Kebap Nazik. Kebap Nazik, evet abi. Neşet, Ümit yanlış hesap yaptı. 3 kişi saydı, bir lahmacun kendime dedi. Ben abi, şimdi bayıldım, merak etme. Abi ben şimdi bir tane çalıyorum. Domates serimizi koyuyorum. Daha bir de tereyağı mı geliyor? Evet. Abi olaylara gel ya. Biberli tereyağı var. Biz susuyoruz, tereyağı konuşuyoruz. Tamam mı? Üstüne tamam mi diyor, kapatacaksın yoksa? Abi inanmıyorum ya. Üstüne kapattım. Fotoğrafı. Yani. Hazırım dedim. Hazırım. Allah Allah. Hadi ben buna yakın gireceğim. Abi. Tabii şu anda bunun kokusunu verme imkanımız yok ama arkadaşlar muazzam bir koku geliyor ya. Hadi tamam, bu kadar çekim yeter abi. Yiyoruz artık. Hadi. Hadi afiyet olsun. Vay. Diğer ekmekleri koyalım. O niye bekliyordu abi? Unuttum abi, ben bunu kendime abi saklamıştım. Lütfen ya. Abi lütfen, yiyeceğiz onları ya. Abi yiyeceğiz onları. Sizi aç bırakacağız, kesin kararınız. Sıcak su. Hadi abi dök. Anne. Abi. Ellerine sağlık. Allah Allah. Hadi. Hadi ver. İşte bu abi ya. Sanat eseri. Vallahi sanat eseri ya. Ellerine sağlık. Haydi. Şimdi masayı şöyle bir yukarıdan alalım. Şöyle lensi değiştirelim. Arkadaşlar masamız bu. Şimdi Ümit. Abi şuradan başlayalım şimdi. Bir açalım. Neydi bu? Hatırlayalım. Burası tepsi kebabımız. Tepsi. Of. Abi. Kokuya gel be. Gel. Tamam. Bir onu yarım porsiyon koyalım. Şuraya doğru koyalım abi. Evet. Tamam. Ümit bize anlatın. Geldik. Burası özel beyti kebabımız da rokuk kuşbaşımız. Tamam. Lahmacunumuz. Tamam. Kebap naziğimiz. Ya yok böyle bir şey ya. Kebap nazik. Şu ne ya? O biz yukarıda görmedik. Özel bir dürüm. Özel Neşet Bey'in özel tarifine yapılan bir dürüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bence bu böyle dursun abi. Tamam. Şu dürüm. Artık. Bu arada Neşet benim Antakya'da karşılaşım. Çiftçi gibi birisi. Evet. Neşet. Kardeşim. O zaman konuşamıyorum ya. Evet. Kaydı burada durduruyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Artık biz sofraya, yemeklerin tadına varmaya başlıyoruz. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Antakya'dayız. Tugay kasabında. Eyvallah.